Evet bunların üzerinden de kısa kısa geçeceğim arkadaşlar. Çok fazla zorlama yapmak istemiyorum. Şunu biliyor musunuz arkadaşlar? Haftanın hani marjinal bizdik köşesi. Esra Erol'da komşusunun karısıyla ilişkisi olduğu ortaya çıkan Cengiz'e ait müstehcen tweetler ortaya çıktı. Ortaya çıkma sepsin olmuş yani. Abi kadının tipe gel adamlara bak. Şey süper değil mi arkadaşlar? Toplum hep bize şunu öğretti. Özellikle medya, filmler bize hep şunu öğretti kocasını aldatan kadın hep böyle çekici olur. Güzel olur. Abi yalan gerçekten. Sadece kocasını değil sevgilisini de. Yani bakıyorsun bu bir tane koca bulmuş artık daha başka bir şey istemez herhalde diyorsun. Çok ilginç. Çok ilginç bir olay bence. Yani gözümle görmesem böyle bir şey olmaz herhalde diyeceğim bir olay. Sadece bu değil. Bundan önce de yine sevgilisini aldatan ama diyorum ya aşırı güzel bir kız olur. Biriyle sevgili olur. Bir sürü daha böyle kolpa erkek etrafını sarar. Onlarla da takılır falan. Bu öl değil hiç tahmin etmeyeceğin kişiler. Yani demek ki bazı insanların karakterinde var bu. Ya da kocada sorun var. Oo, maalesef işte bu kadının kocası kahveye falan gidemeyecek herhalde. Var mı bir isteğin bir ihtiyacın falan diye karşılayacaklar adamı. Esra Erol'un programında kelimenin tam anlamıyla dumura uğratan bir olay yaşanmıştı. Programa katılan Ferdi isimli bir birey eşinin kendisinden yaşça büyük olan komşusu Cengiz ile kaçtığını söylemişti. Ardından programa çıkan Esra, ben Cengiz'i seviyorum diyerek komşusuyla ilişkisi olduğunu kabul etmişti. Esra kendisinden 28 yaş büyük Cengiz ile 2 yıldır birlikteliğinin olduğunu ve 6 aylık bebeğinin de Cengiz'de olduğunu iddia etmişti. Sosyal medyadan büyük ses geldi. Cengiz adlı kişiye ait bir hesap ve tweetler ortaya çıktı. Yazışmalar neler yazmış Cengiz denen arkadaş. Maşallah yetişmiş iyice kaymak gibi yala... Allah'ım tamam. İsteyene gömerim yeter ki de. tamam. Aydın Nazilli Kuyucak'ta dost hayat yaşayacak arkadaş arıyorum. Evim müsait, yalnız yaşıyorum, bekarım. Sağlıklıyım, azgınım, bir bayan arkadaş arıyorum. Şimdi normalde bu tür tweetler olmasa şey diye düşünebilirsiniz. Rating için çünkü rating için yani. Rating için yalandan drama yaratılan reality show'ları gibi mi acaba diye düşünebilirsiniz ama adamın 2018'den falan tweetleri var. Gerçekten de Twitter'ına girip baktım. 2018'den tweetleri var adamın. Seks varoşta dedikleri gerçekten çok doğru. Şahinka abi emekliye ayrılmasa o aktifken de bu tür filmler çekiyordu. Kendisi de söylüyordu zaten cinsel olarak pek uyarıcı şeyler değil yaptığı hiç değil hatta çünkü teyzeli meyzeli çekiyor falan niye çekiyor? Yani baktığın zaman toplumun gerçeğini görüyorsun. Harbiden de o arka sokaklarda o kenar mahallelerde sürekli işte haberlerini görüyoruz böyle şeyler yaşanıyor. Normalde filmlerde bu tür olayların diyorum ya hiç zenginler, güzel insanlar arasında falan yaşandığı söylenir ama toplumun bir gerçeği bu. Ve ilgili haberlere bak abi. Esra Erol'da 8 kere evlenip 3 kocasıyla birlikte aynı evde yaşadığı söylenen medyum kadınla ilgili ortaya atılan iddialar. Daha artık ortaya atılacak iddia mı kalmış? <laughs> Daha ortaya atılacak iddia mı kalmış? Başka bir ilgili haber. Akıllara Palu ailesi geldi. Esra Erol'da rüyalarında cinlerle konuştuğunu söyleyen kadın ve yaşanan akıl almaz olaylar. Bunun formatını bilen var mı arkadaşlar? Çünkü bana şey kadar basit gelmiyor. Hadi oraya işte aday rolünde oyuncu çıkartalım da böyle garip grup hareketler yapsın, öğretelim, rating olsun. Bence bu kadar basit değil. Ama bir yandan da rating için bu tür insanları özellikle seçtiğini fark ediyorsunuz. Acaba nasıl bir aşamadan geçiyor bu insanlar buraya gelirken? Mesela Müge Anlı da onu merak etmiştim. Çünkü çok acayip şeyler ortaya çıkıyor ve onun programında bazı şeyler açığa kavuşuyor falan. Çok acayip cinayetler. Palo ailesi orada çıktı mesela. Orada da mesela baya bağlantısı varmış Müge Anlı'nın. Bazı seyircilerim anlatıyordu. İşte bizim mahalleden birinin kocası öldürüldü. Kısa sürede Müge Anlı bunu bulup ulaşmış ona falan. Evet dediğim gibi uzatmayacağım çünkü hani marjinal bizdik konulu birkaç podcast yapmıştım.